Merhabalar. Talep fişlerini nasıl oluştururuz? Bunun için klavyemizden F10 tuşu ile arama motoruna gidebildiğimiz gibi diyalogosu üzerine tıkladığımızda arama motoruna talep yazdığımızda girmiş olduğumuz talep listesinden F4 ekleyerek yeni bir talep oluşturmuş oluruz. Bilindiği gibi taleplerimiz iç satın alma talebi olarak kullanılan fişlerdir. Örneğin şantiyeleri bulunan bir işletmemizi varsayarsak, şantiye ihtiyaçlarına yönelik taleplerini girebileceği ve yönetebileceği bir fiştir. Bir örnek yapmak istediğimizde, örneğin onay kontrol aşamalı bir örnek olsun. Yani bu kullanıcımız talepleri oluşturabilsin fakat onaylama aşamasında yetkisi olmasın. Kullanıcılara geldiğimde, bulunduğum kullanıcının teklif onaylama yetkisi bulunmamaktadır. Bu ekrandan tekrar F3 vazgeç diyerek çıkarım ve talep listeme geldiğimde. Burada yapmış olduğum talebimin hangi şube ve depo üzerinden yapılacağını, fiş numaranın otomatik geldiğini ve daha sonrasında bir belge numarası belirtmem gerektiğini, hangi tarihte bir talep oluşturacağımı, örneğin bugün bir talep oluşturuyorum. Daha sonrasında saatimi girdikten sonra kalemler alanıma geldiğimde, buradan malzeme veya hizmet şeklinde bir talep oluşturabileceğimi, malzeme ise örneğin F1 malzeme listesine girerek, buradan örneğin çamaşır kurutma makinesi ile ilgili bir talep oluşturabileceğimi, 5 tane diyelim ve birim fiyatlarımıza sağ tıklayarak istediğimiz bir birim fiyatını getirip, daha sonrasında görmüş olduğunuz gibi kullanıcım onay durumunda herhangi bir değişiklik yapamamaktadır. Onaylanan miktar ve bilgilerinde herhangi bir düzenleme yapılamamaktadır. Sonrasında bu alanımı tamamladıktan sonra detay alanıma geldiğimde ilgili talebime özel kod verebilir ve raporlamalarımda ayrıştırmalar sağlayabilirim. Yetki kodu vererek de ilgili talebimin görülme kısıtlamasını sağlayabilirim. Diğer alanıma geldiğimde kalem satırımda bulunan fiyatlarımı güncelleyebilmekteyim veya bu alanımı kilitleyebilmekteyim. Kümülatif toplamlara geldiğimde döviz toplamlarımı ve birim toplamlarımı görüntüleyebilmekteyim. Dinamik alanlara geldiğimde ise dinamik listesinden oluşturacağım ilgili kolon bilgileriyle buradan yeni alanlar yaratabilmekteyim. Daha sonrasında ürünün varyantlı bir ürün özelliğine sahipse buradan varyant ekleyebilmekteyim. Barkod okuyucusuna sahipsem buradan barkod okuyucusuyla da talep listeme ilgili ürünleri getirebilmekteyim. Açıklama alanıma da ilgili talebimle ilgili şeklinde bir açıklama girdikten sonra F2 kaydet diyerek talebimi kaydetmiş bulunurum. Görmüş olduğunuz gibi ilgili kalemimin onay bilgisi durumunda kontrol edilmemiş kalemlerim var ve siparişi yok şeklinde bilgisi bulunmaktadır. Diğer kullanıcıma geldiğimde ve talep listeme girdiğimde ilgili siparişi F5 değiştir diyerek teklif durumunda bulunan siparişimi kabul durumuna çekip onaylanan miktarını girdikten sonra talebimi tamamlayıp ve siparişimin oluşturulmasını bekleyebilirim. Daha sonrasında siparişi tamam olan ve kontrol edilmiş bir kalemimi incelediğimde görmüş olduğunuz gibi bilgilerim siparişe aktarılmıştır, değiştirilemez şeklinde ilgili talebim tamamlanmıştır. F3 vazgeç diyerek bu ekrandan çıkış sağlarım. Daha sonrasında sipariş listeme gelerek girmiş olduğumuz talep verilen bir sipariş olduğundan dolayı verilen siparişi seçtiğimde F12 diğer altında bulunan talep fişini aktar seçeneğimi seçtikten sonra oluşturmuş olduğum talebimi seçip F2 seç deyince ve ilgili carimi getirdikten sonra işlemlerimi F2 kaydet diyerek tamamlarım ve yapmış olduğum siparişi onayladıktan sonra tekrar talep listeme geldiğimde sipariş yok alanımı yeniledikten sonra artık talebimin siparişinin oluşturulmuş olduğunu görmekteyim ve talep işlemlerimi bu şekilde sonlandırabilmekteyim.